Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, kitab Esasi çalışmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde bir parça vermişti ve bu parçada neden neyden e, bahsetti? Konu olarak şöyle e, baktığımız zaman e, petrol, değil mi? Petrol e, ve e, Arap ülkelerinde petrolün öncesi, sonrası e, değil mi? Bugün e, bunlara değindi. E, ve şimdi bu parçayla ilgili anlama soruları diyor. Ecip cevapla minel mevdu'i sabik amma yetim. Yani şu geçenki parçadan şu soruları cevapla diyor. Bima da kana yusammil arab el petrol kadimen. Eskiden petrolü ne diyorlardı? Neft diyorlardı ve med delilu ala zalik. Bununla ilgili bir şiir verdi. Mel ma'na allazi yaksuduhul bakteri min kelimati naftaviye. Yani bu burayla neyi kastetti demişti. Yani çok cevaplarla uğraşırsak e, buraya bayağı takılmış oluruz. Ama soruyu okuyalım. Udkur ba'del umur illeti kânil petrol yustehtemu fîhe Kadimen. Eskiden petrolün kullanıldığı yerleri söyle diyor. Mel maksud min ibare innel petrol diâmetun min diâmil iktisad ekonominin dayanaklarından bir dayanaktır bunun maksadını söyle. El şey şeyen min müştakkatil petrol ve mahiye. Petrolün türevlerinden bildiğin var mı diyor? Benzin, mazot gibi. Ala eyn şeyen etmedeti sinayatu fi nahdatiha avvel avvel emir. Sanayi diyor ilk baştan neye dayanıyordu? Fahme yani kömüre dayanıyordu. Eyni da haral batul kadimen ev hadisen petrol eskiden ve yeni olarak nerede çıktı? sahillerinde değil mi? Neyin sahillerinde körfez, Haliç yani körfezin sahillerinde Bahreyn'de. Tatawwurat taqatu min al-fahmi ila al-buhar. Fel petrol vel kehriba mel maksud min hada al fi daw'i li hada al-mawdu'. Enerji bakın en gelişti, değil mi? Enerji min al-fahmi kömürden ila buhar ee, o zaman bu tatavvaratı dönüştü diye anlayacağız. Kömürden buhara dönüştü. Petrol ve e, petrol ve elektrik de hakeza diyor. E, bu sözden e, işte konunun ışığında anladığını söyle diyor. Limada tehten müdübel bitten kıyıp anil petrol fil asril hadır. E, niçin e, işte modern asırda, son asırda ee, devletler, e, devletler petrolün ten e, ten tenkıyıp et kuyu açmak değil mi? Niçin e, kuyu açmaya önem veriyorlar petrol kuyuları? Hel yastatî'ul insan hâliyen el istiğnâ anı zahabil esved İnsan bu siyah altından e, siyah altına muhtaç olmadan yapabilir mi? Evet. İdâ kânil petrol e, petrol yusemmâ el zahabil yani siyah altın diye isimlendirilince fema huve zahabil beyaz altın ne oluyor o zaman diyor. Ve ma sebebi hadihi tesmiye. Böyle isimlendirilmesi nedendir? Yani çok para getirdiği için diyebilir. Limada da yufekkürün el fi mesadir uhra li taqati bedelen minel petrol. Niçin insanlar bugün başka enerji kaynaklarını düşünüyorlar? Mel bedülü lez yümkünü en yehulle mehallel petrol fi ma ba'd. Evet, nedir alternatifi? Yani petrolün yerine gelmesi mümkün olan alternatif. Evet, diğer enerji kaynakları. Rattibül efkar atiye hasebe burudiha fil oldu. Şu gelen fikirleri parçadaki gelişine göre sırala diyor. Şevatül Halic el Arabi zahara fiha el petrol menzul kıdem. Eskiden petrolün ortaya çıktığı yerler körfez sahilleriydi. Araf el kudema el petrol ve neft. Eskiden petrolü biliyorlardı ve onu neft diye isimlendirmişlerdi. Hunake mesadir bedile littaka başka enerji kaynakları, bedilen alternatif enerji kaynakları da var. Kametis sana Avrupa al-fahim. Evet sanayi Avrupa'da kömür üzerine kuruldu. Rattib masadirat taqat tertiben zamaniyen. Yani zaman sıralamasıyla diyor şu enerji kaynaklarını sırala diyor. Buhar, Fahim, kehriba, zerre, petrol, eşşems. Evet güneş her zaman için enerji kaynağı. E, fakat güneş enerjisi dediğimiz şey son zamanlarda kullanıldı. O zaman e, burada ilk olarak neyi söyleyeceğiz? Fahim, kömür, daha sonra buhar, e, sonra e, kehriba, elektrik, sonra petrol, sonra zerre yani atom e, nükleer enerji değil mi? Atom, eşşems, güneş diye sıralayabiliriz veya güneş yönü alırız. E, peki edhil kulle kelimetin miyeti fi cümletim manaha yani bunların manasını açıklayacak şekilde cümlelerde kullanıyor. Et tedavi e nedir? E bu e, tedavi ilaç değil mi? E, mesela ne diyebiliriz? Kamet e, tabip e, bit tedavi e, yani alel e, merda yani hastalar üzerinde tedavi uyguladı, tedavi yaptı hastaları. El menafi menfaatler mastar mas kaynak el buhar Buhar enerjisi de destek el e, muhtezin muhtezen depolanmış hatta enerji ve frabol müştakka türevler hutat planlar el alakat alakalar cümlelerde kullanabiliriz. Burada ise ıkra oku diyor et terakib atiye gelen terkipleri sun mektup mislaha müsteinen bil kelimat illeti beynel kavsin. parantez içindeki kelimelerin yardımıyla benzerlerini yaz diyor. Sayyarallahu'l-baqiyya sarakhan ala nüftaveyh. Ee, burada da muallim ve eadde demiş. E ee, muallim diye cümle kurabiliriz. Kânen nasu izin izin yestameluna'n neft. İnsanlar o zaman petrolü kullanıyorlardı. Ee, burada da e, ne diyebiliriz? Kana'l munafikune yestaiduna'n nifâk. mesela. Lem yedr bi hatir'l kudema. Ee, lem yedir, ee, veya, e lem yedri bilmedi. veya evet lem yedri bi hatir'l kudema. Burada şöyle baktığımız zaman ufekir <mül> e e lem yufekir el emre diyebiliriz. En nıft se mastaran petrol işte kaynak olacak diye burada aşağıya doğru alıştırmalar vermiş. Bunları şöyle geçtik ve ukmilu <türinger> tamamlıyorum. Ekmil veya tamamla. Bunu da parçadan ne yapabiliriz? Boşluğa kelimeleri bulup yazabiliriz. Nahiv kaidesine geldik. Evet alıştırmayla evvela nahi kuralını veriyor. Ne diyor burada? vecihil cihil cümlete sabiqa ila kulli mimma yati ve gayr ma yelzem. Yani şu cümleyi diyor. Şu aşağıdaki şekilde değiştir. Gerekli dönüşümü yap. Ahsin ilen nas müfret müennese çevirirsek ahsini ile nas hine yehtacune ileyki. Peki e, müzekker yaparsak ehsina diyeceğiz ileykuma. Ee, yine e, müsenna müennes yaparsak ehsina fark etmiyor aynı onda. Cem müzekker salim için söylersek ehsinu değil mi İleykum diye söyleyeceğiz. Cem müennes salim de ehsinne diyeceğiz. E, i̇kra en atiye şu gelen metni oku ve stakhric minhu el esmal mevsule ismin mevsulleri çıkar mübeyyine nev'a kullim minha her birinin çeşidini beyan ederek ve cümletes sıla sıla cümlesinde çıkar fiha vel ait ellezî ihtemelet aleyhi ve içerdiği ait zamirini de çıkar diyor yani belirt innellezî bu ellezî ne oldu ismi mevsul oldu müfret müzekkerdir yuhibbu vatanehu bu hu ne oldu ait zamiri burası ne sıla cümlesi hu ve men yebzulu cuhtehu orada e, ne yapar gayret eder fima yerfa'u kadre ümmetihi yani ümmetinin kıymetini yükseltmek için. Burada ma yine ismi mevsuldür. Bu müşterektir hepsi için. Ve bu hi de buraya dönüyor. Elleti ismi mevsuldür. Elleti de bunun bakın sıfat olarak gelmiş. Yentesi bu ileyha. Bu ha da buraya dönüyor. Yani o işte ait olduğu millet değil mi? Fes fes sunna ellezine yutkinune amaluhum. Sunna ne, nedir? Sanatkarlar. Bu ellezine de ne oldu? İsmi mevsul oldu. Burası sıla cümlesi. Hum ait zamiridir. Yehtumune vatanahum vatanlarına hizmet ederler. Ben Nisaul lati. El de cemmü ennesler için ismi mevsul. Yurebbine ebnâehunne. Bu hunne Vuhunne de bakınız aittir. Burası sıla cümlesi. Alel ile Çocukların fazilet üzere yetiştirirler. Yerfâne şe'ne vatanihinne. Yani vatanların kıymetini yükseltirler. Ve telâmizu bu da ellezine ism-i mevsul çoğul olarak geliyor. ciddûne nefi durusihim derslerinde ciddi çalışırlar. Yebnune mecde ümmeti milletlerinin şerefini ne yaparlar? Bina ederler, yükseltirler. Peki ne diyor burada? Da kulle fiilin mimma şu gelen e, fiilleri fi cümleti müfide ifadeli cümlelerde kullan mesmukan bilâ innahiye lil müfret vel müsenna vel cemi ve bin ve la-i nahiye, müfret için nahiye veya tesniye için, cemi için la-i nahiye ile beraber kullan diyor. Ee, şöyle bakalım. La tense, değil mi? La tense nasibe kemine dünya mesela. Peki bir de tesniye için kullan, kullanırsak la tense ya olur. La tense ya çoğul için kullanırsak la tensey. E, peki burada yed'u la e, la yed'u ee, peki tesniye için söylersek la yed'uva çoğul için söylersek la yed'u diye söyleyeceğiz ee, peki e, burada ye'muru la ye'mur la ye'mura la ye'muru la yesma la yesma la yesma la yermi la ya la yermu dedik evet burada ise e, diğer başka bir alıştırma var kalalım devam edeceğiz İnşallah biraz hızlanacağız sanki çünkü kitap e, yavaş gidince de kitap bitmiyor. Alıştırmalara çok fazla takılırsak ve belki metinleri kaçırmış oluyoruz. O yüzden bazı alıştırmaları hızlı geçmekte fayda var. Dedik, burada kaldık. Düşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.